yeni traktörler gelince bunları elden çıkaralım diyorum Yasin ağa. Ne dersin? Sen bilirsin. Ne oldu canın sıkkın? Senin bu yaptığın olacak iş değil beyim. Hangi iş? Halide Hanım'ı evden kovma. Üzerine vazife olmayan meselelere karışma Yasin ağa. Bütün ömrümü bu çiftlikte tükettim. Sen de Halide Hanım da elime doğdunuz. Müsaade buyur da söyleyeceklerimi söyleyeyim. Peki. Dinliyorum. Kız kardeşim bir cahilliktir yapmış. Lakin bunun cezası evinden kovulmak olamaz. O sana anne babanın emaneti. Üstelik senin kız kardeşin. Onun da bu çiftlikte hakkı var. Birbirinizin üzerinde haklarınız olduğu gibi. Ne yapsaydım Yasin? Sen olsan ne ceza verirdin? Ceza vermezdim. Affederdim. Af mı ederdin? Halide Ramazan'la bir olup eşimi kaçırdı Yasin ağa. Unuttun galiba. Unutma. Üstelik o vakitler Güllü'nün senin eşin olmadığını, Ramazan'ın nişanlısı olduğunu da unutmadım. Yasin ağa, senin ne işin var burada? Sabah Zekai Beylere telefon ettim. Burada olduğunuzu söylediler. Müsaade var mı? Tabii, buyur. Ne demek? Geç otur şöyle. Ben de kahve yapıyordum. Bak sana kısmetmiş. Zahmet etmeseydiniz. Misafir gelmişsin evime. Ne zahmeti? Daha genç kızken rahmetli anneniz büyük ağaya ısrarcı olup bu evi sizin üstünüze yaptırmıştı. Sanki olacakları evvelden görmüş gibi. Sağ olun. Dün gece Behiye yengemi düşündüm. O hayattayken çiftlikte ne kadar mutlu olduğumu. Onun zamanında bütün Adana ahalisi ailemize gıpta ederdi. Saadetin, birliğin, onurun mümessilleri gibiydik. Şimdi ise herkes Güllü ile mal mülk kavgası yaptığımı zannediyor. Oysa ben o yok olan günleri geri getirme derdindeyim Yasin ağa. Ama elinizi eteğinizi çekip buraya sığınmakla o günleri geri getiremezsin Halide Hanım. Mücadele etmekten yoruldum Yasin ağa. Ne yaparsam yapayım abimin gözünü açamıyorum. Sonunda şeytan ben oldum, sen de gördün işte. Bunca yıldır kimse giremedi sizin aranıza. Burada oturup da Güllü'nün girmesine fırsat mı vereceksiniz? Abim istemedikten sonra ben ne yapabilirim ki? Muzaffer Bey'le barışmadan bu iş çözülmez Halide Hanım. Biliyorum, biliyorum ama... Gururunuza yediremiyorsunuz değil mi? Şimdi gurur yapma zamanı değil. Birlik olma zamanı. Abinizle barışıp çiftliğe dönerseniz... o zaman Güllü aranızda yıkılmaz bir birliktelik olduğunu anlar. Anlaması bir şey değiştirmez ki. Neticede kız hala çiftlikte olacak. Olacak. Evet ama direnci de kırılmış olacak. Savaşlar tek bir meydan muharebesiyle kazanılmaz Halide Hanım. Cephe cephe, hatta siper siper dövüşmek gerekir. Muzaffer Bey Sarıçam'a ava gitti.
avda neşesi yerinde olur. Hadi, fırsat bu fırsat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.